burası Dundar Adası'nın iskelesi olarak geçiyormuş. Herkese yeni bir vlog'dan daha merhaba. Pek bunun günlüğü kalmadı artık ama artık Instagram üzerinden de paylaştığım gibi, Instagram adresimi de ekranda görüyorsunuz zaten. Instagram'dan da paylaştığım gibi vlogları artık ne bileyim bir dizine sokmaya çalışacağım. Atacağım demiyorum, çalışacağım diyeyim. Çünkü geçen söz vermiştim, yapamadım. Çünkü buradan gittiğim zaman kısa süreli kalıyorum. İstanbul'a gittiğim zaman buradaki enerjiyi İstanbul'a götüremiyorum. İstanbul'da böyle bir değişik bir enerji var. Orada böyle video çekesim gelmiyor. Bir de çok daha bir kalabalık şehir. Burada pek fazla insan yok zaten. Ki video çeksem de umursamıyorlar zaten. Ama İstanbul'da birazcık değişik. Oraya biraz alışmam daha uzun sürüyor. Ondan dolayı bir de okulum var zaten. Neyse, bunu bir ara ayrıca bir video çekelim bunun için. Şimdi biz kalktık, yani toparlandık birazcık. Tabii şimdi bir de terasta da şimdi siz görüyorsunuzdur etrafta. Şunlar falan böyle geldi. Yeni yeni çiçekler falan böyle birazcık değişti. Evet. Yani geçen yaza göre. Neyse arkadaşlar, şimdi biz Ayvalık tarafına gideceğiz. Ayvalık, Cunda Adası, Şeytan Sofrası falan varmış. Oralara gideceğiz. Bunun için de bir video kaydı yapayım dedim. Hem de sizle gezin beraber. Hem de biraz sıkılmayın. Hem de kanalımda kendine bir gelsin diye artık. Artık YouTube'un biz de bir yerlerine gelelim. Bir ailemiz bizim de olsun. Hadi o zaman gezmeye başlayalım. Hadi gidelim. Çok sıcak. Çok yanıyorum. Açılma susam açılma. Evet. Arabamız şurada. Şurada siyah olan. Gidelim. Sarımsaklı sahiline geldik. Şöyle bir sahil. Yüzmeye gelmedik. İşin garip tarafı şu. Yarın yüzmeye gelmedik. Ama arkada değil. Bagajda geldik. Araba 7 kişilik. Yine arka bagajda geldik. Bagajdan çıktık. Herkes bize bakıyor. Çok komik değil. Ama FBI yaparak. FBI yapanı da var. Sahil. Kimse yok burada. Sarımsaklı meşhur, bizim Akçay daha kalabalık. 2, 4, 6, 8, 10 kişi. 2, 3, 4, 5 tane aynı. Oğlum işsizlik seviyelerine kadar la buraya giriyorlar. Hani saçma sapan işler ya. Gidin şeye ya. Her yerim kum oldu ya, hiç sevmiyorum. Ben ayaklarımı... Ben çok güzel ama ya. Şu an Ayvalık'tayız. Ayvalık dostu yemeğe geldik. Yasin denizden beri tutturdu dedi. Karnım acıktı. Ali abi dedi. Vay yürü, kendini niye anlatmıyor? Benim de karnım acıktı. Geldik, sonra babam bir yağ gördü işte. Acı biberle oynuyor bu arada. Acı biberle oynuyorum çünkü acı biber severim. Neyse, şimdi Ayvalık tostu söyledik. Yani Ayvalık'taysak Ayvalık tostu söyledik. Ama burada köfte falan da varmış. Çocuk o tarz şeyler de meşhur dedi ama pek istemedim ben. Yani yine Ayvalık tostundan vazgeçmek dedim. O değil. Çok uzun zamandır Ayvalık tostu yemedim. Burada bir Ayvalık tostu söyledim. Onu yiyeceğiz. Bakalım şimdi tost geldikten sonra da nasıl bir şey. Çok merak ediyorum ama böyle karışık ve büyük bir şeydir. Ben böyle karışık şeyleri seviyorum. O yüzden Ayvalık'ı da seveceğim gibime geliyor. Bakalım nasıl olacak. Bir de yanında vazgeçilmeyen hepsi tabii ki de. Boğaç'ın da çok sevdiği ayran. Ha, ben sevmiyorum sanki, değil mi? Sen seviyor musun? Ben bilmiyorum. Ölümünü içiyorum ben. Diyor ya, ama aşırı güzel bir şey ya. Tabii böyle küpüklük. Yasada var mesela. Yasada ayran içmiştik geçen vlogumuzda. Küpüklük bir ayrandı. Yoğurtlu mantı yanında ayran almıştım. Oğlum iyi değil. Ben yani sen düşün artık. Yani. Ben de öyleyim ya. Şu an çekiyorum. Oğlum bizim ayranlar geldi de biz gelene kadar ayranlar bitecek gibi. Evet arkadaşlar. Bende 10 TL var. Bir şu an bana güneş sisteminden korunmak için yaptığım paneli gösterir misin? Tanıt bana onu.
Bir tane deri bak alev alabilir. Her an. İki kağıt daha fazla yanabilmesi için. Ama böyle yapınca dünyadan ya. İyi ilişki. Biz hayvanlık dostunu yedik ya ben. Hem de bir tane kırıntı bile kalmış. Neyse süpürdük, bu hiçbir şey kalmadı. Ayranım bitti yani şükür Allah'a. Bu iki tane ayran içti vicdansız. Bu hayvanlık dostu şöyle ha bak azıcık kalmış. İşte sosis var, domates var, başka neler var içinde. Turşu var, turşu koydurmadık biz. Pul ver falan böyle koyabiliyorsun, aparatlar falan var işte. Aparat. Aparat. Alternatif ne? Ne bu? Yok sos. Sos. Baharat. Baharat oldu lan. Baharat. Evet kardeşim. Nasıl mı? Güzel mi? Tabi ayranın bitti kalırsın öyle işte. Bir tanesi bitti hadi neyse tamam. İkincisini niye içiyorsun daha gelmeden kardeşim? Neden yani? Hani ya kardeş. Tamam. Kamera kendine gelmiş ya. O değil, ayranlık dostu geldi, güneş gitti. Deminden beri güneş yok, farkında mısın? Neydi olay yandı. Evet, şimdiki geldiğimiz yerde şeytan sofrası. Boş boş şeyler. Bu teras 60 kişiliktir. 61 kişi olursa çöküyor mu? Ama manzarası inanılmaz güzel. Hani nerede? Neresi Akçay? Akçay. Akçay şuralar yani işte. Burada gözükmez. Yok şuralar da olabilir. Biz nereden geldik bilmiyorum ki şu an. Beynim durdu benim. İnanılmaz bir manzara var. Esporcu olmak böyle bir şey olur mu? Tabii. Dikkat düşme tehlikesi. Abo. Çekerse çarp durmuyuz lan. Şöyle bir kafes tarzı bir yerde. Ayak izi bu mu ya? Çok büyük. Evet şimdi dolaştık bir. Baktık şuralara bir. Manzarası falan çok güzel. Şeytan Tepesi denmeseydi başka Han Kafe var mesela. Han Tepesi denseydi ya da ne bileyim Ayvalık Tepesi dense daha güzel olurdu. Hikayesi çok mantıksız geldi. İnternet açıp okursunuz zaten. Yani günümüze kadar tabii nasıl bir şekilde anlatılarak değişmiştir. Gerçeğin daha nasıldır bilmiyoruz. Ama şeytanı bir şeye benzetmesi, ayak izi falan böyle daha çok batıl inanç gibi geldi böyle. Pek gerçekçi durmadı yani. O yüzden şimdi çıktık buradan. Şurada yengemler bir oturuyorlar. Şimdi biz de arabaya bineceğiz birazdan. Arabayı da şuraya park etmiştik. Yanımıza da yeni Dacia gelmiş bu arada. Yeni Duster gelmiş. Duster evde yatıyor. Biz de bununla çıkalım dedik. Şurada da bir manzara yeri varmış. Bir orayı da bakalım. Ondan sonra son olarak Cunda Adası'na gideceğiz. Öyle bir işte ama manzarası çok güzel. Yani her yeri görebiliyorsun. Tam bir 360 derece bir manzarası var. Şurası da ayrı arka taraflı bir manzarası. Yani çok büyük ve güzel bir yer. Bakın. Bayağı büyük manzarası var. Şu tarafı da var. İşte böyle bir yer. Evet gençler şimdi arabayı park ettik, Cunda Adası'na geldik. Yolda şeyi gördüm, Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'nü gördüm. İlk bir adaya bağlanan köprüymüş Türkiye'de. İlk defa gördüm, Cunda Adası'ndaydı zaten diyordum, onu gördüm. Şu an geldik adaya, sahilde bir İspark'a park ettik. İspark ne ya? Bal Park. Balıkesir Park. İstanbul'da kaldı. Bal Park'a park ettik işte, şimdi geldik sahili. Şöyle bir yer. Şöyle şuradan girdik. Şöyle bir sahil var, şurada Balıkesir var. Sonra şurada da bir kafeterya gibi bir yer var böyle falan için. Sonra böyle bir limanı var. Yatlarını falan çekmişler. Bayağı güzel.
şimdi neydi? Poyraz kafeden çıktık. Orada bir limonata içtim. Yazın vazgeçilmez içeceği olarak. Limonatamızı aldık. Orada sakızlı bir dondurma vardı. Meşhur olanları zaten sakızlı dondurma, karadut, bal, bademmiş. Bir de bitter çikolata var. Bitteri saymadı babam. Ya onlar klasiklerden, bu dördü esas burada ne bileyim ünlüymüş. Yani bala sakızı daha çok ünlü gibi, yani diğerleri İstanbul'da da var. Neyse ondan sonra onu yedik. Yasin de bir ice de aldı. Bir de bir şey dedi bana, Didi iflas etmiş dedi bana, şoka girdim. Sarmak için 1 milyon dolar lazım. Biz de bağış atalım mı? Bağış linkini koyalım açıklama kısmına. Tabii ben YouTube'da... Didi eğer ayaklanırsa vallahi bize büyük bir sponsorluk yapar. Ben Twitch'ten ve şeyi yapsam, bağış atsam direkt oraya aldığım bağışları. Ama yani battıysa bir daha şey olmaz artık ya. O, çıkartamayız. Yani, İflah olmaz. Fuji'nin yardım etmesi gerekiyor ya da Lipton'un artık. Ama şey yaparlar. Lipton yardım eder. Ana, ortaklık yani, falan sergileyebilirler. Dur korktum. Bakalım. Bu ne? Bunlar ne? Bunların bir şeyi var. Ocak, Şubat, Mart. Güneş saatiymişler. Köpek ölüsü. Köpek ölü sizden dedik, köpekle alakalı bir şey var. Onu biz de biliyoruz. Dayı, biz nereye geldik şu anda? Uzun bir süredir seninle vlog çekmedik. Biz şu anda kışın Dağdasındayız. Evet. Ve orada restoran, kafe bölümlerini gezmekteyiz. Aynen öyle. Çok güzel. Harikadır burası gece, ele akşamları. Aynen öyle. Her yer bangır bangır müzik. Aynen öyle. Çeşitli insanlar var. Çok güzel bir, sakin bir yer değil mi dayı? Çok güzel ve sakin bir, nezih bir yer. Nezih bir yer, evet. Böyle işte ahırlardan falan filan. Kapının ödemeyi çeksene hadi. Başka. Bir tane daha takayım koltuğu, hadi de buna bakın. Şöyle bilekler falan baktık. Şöyle. Dayım alacak burada. Kahverengi daha güzel. Kahverengi daha güzel. Değil mi? Yazı biraz, diğerinde kıp biraz daha büyük durdu, güzel durmadı. Bu daha güzel durdu. Bir de şöyle bakalım. Bir de bunun imzası tam, bunun imzası kesik. Altını kesmişler imza. Şunun çıkıntı yok yani. Orijinal imza değil. Şey mi baksam acaba ben bir tane? Düz tarzda mı? Düz. Dur bakayım. Hemen gelelim. İyi mesela Ali. Tek nasıl ya? Yazısız üst tarih. Bu değil mi? Ne kadar güzel. Bunu tek istersen bile. Bunu çıkart. Evet arkadaşlar, uzun bir yolculuğun ardından şimdi eve geldim. Şimdi bu videoyu düzenleyeceğim ve YouTube'a atmam gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki vloglarımla haberdar olmak için kanalıma abone olup videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.